saatte düşündük bazı şeyleri. Ama gerçek doğru olan kuralları bulmak. Kapattık zaten. Bitirdi. Mal bir saatte bir tür mal çıkıyor. Vallahi bravo. Bizim burada zaten 12 tane kendi robotlar. Robot bir şey mi ya? Gerçekten bir şey var. Tabii tabii bunlar hep var. Bunlar gelecek ama. Yenip bastırmak lazım. Yok, bastır değil. Bastır altları neyse. Aslında bastır. Hazırlıkları da yapıyor değil mi? İhracat Bulgaristan var, Yunanistan var, İsrail var, Makedonya. Bunlar hep zaten İsviçre ve Fransa malları. İhracat mı? Yıllık ihracatımız bizim o az 1 milyon dolar civarında. Diğer kenara açıyor, alt kapı açıyor ve yani şimdi normal teneke giriyor burada. Evet, burada bir şey yapılıyor. Otomasyon olarak bitmiş kutu olarak çıkıyor. Yıllık üretim 2018'de 13.500 ton. Yani günde ortalama 50 ton burada teneke levha işte. Alışımızı çok şükür peşin yapabiliyoruz. Geçen ne zaman? 2 hafta önce falan işte gittik İstanbul'a. Ham madde tedariği yapan firmaları Erdemir olsun, Arcelor olsun, Toyota Tosyal olsun. Yani bize dedikleri şey peşin alışveriş yapan sizden başka firma yok. İşte biz ama parayı da başka yere kaçıran bir uygulamamız da yok bizim. Kazandığımız burada kalır, burada büyür, burada ürer. Yani yok dışarıda şunu yapayım, şuraya gideyim, şunu harcayayım, bunu alayım, bunu yatırım yapayım. Yani bizim her şeyimiz açık ortada.
Tekneyi de gördüm orada. O tabii canım, yazın buradan sonuçta 15-20 dakikada denizdeyiz. Bandırma'nın o avantajları var. Yani İstanbul'da bunu yapamazsınız. Denize bu kadar yakın olan hem iş hem barınma hem yazlık. Bandırma o bakımdan nimetleri olan bir yer. Sermaye arttırımı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği Cuma günü yayınlanan bültenle verdiği izin 32.250.000 ödenmiş sermayemiz var iken 32.250.000 daha sermaye artışı izni verdi. Yani ödenmiş sermaye 64.5 olacak. Ki tabii hissedarlar herkes üstüne düşen payı alır ise. Almazsa alabildiğimiz kadarını biz alırız. Başkaları alır. Artık işlem bittikten sonra sermayenin yapısını net olarak daha iyi göreceğiz. Çünkü doğmamış çocuğa don biçmek uygun değil. Hı hı. Ama biz işte, şükür biraz sonra zaten rakamları da size vereceğim ama tabii veremeyeceğim rakamlar da var. Çünkü SPK iznine bağlı, MYK iznine bağlı bir takım şeyler var. Onları da süresi içerisinde zaten ilan ediyoruz. Siz yani şeydeki borsadaki 3 kuruluştan birisiniz galiba Bandırma'da. Bandırma'da öyle. Ya Türkiye'de şöyle üretilmeye başladı. Bu kadar yani kötü olmayan daha basit. Aracın yatırımı var. Nedir yani? Bizde bunlar hepsi sabit yatırım. Bu makineler hepsi sabit yatırım. Şimdi burada gördüğümüz şu yukarıdaki hattın bir tanesi 2 milyon euro. Offset hattı var ön tarafta. Offset'te 5 renk bir anda baskı yapıyor. Bütün artık film bitti. Görüntüden kalıba çekiyor. Oradan baskı yapıyor. Yani Avrupa'da ne varsa aynı olur. Tabii dünyanın en iyi teknolojisi. Oradaki offset hattı son gelen 4 milyon euro. Muhteşem, güzel bir yatırım. Tabii. Yani bir de bunu ekonomik durumu kullanıp aslında paraları olduğu halde biz borçlarımızı ödeyemiyoruz. Bak diyenler de çıkabilir artık. Tabii hepimiz insanız. Hepimiz ticareti yapanı var, yapmayanı var ama az çok mantığımız var değil mi? Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Şimdi nakli işi yapan bir firmanın kayıt işi değil mi? Mesutları. Hepiniz hoş geldiniz. Bandırma'nın siyasi ortamının yoğun olduğu bir günde geldiğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ederim. Tabii siyaset kadar ticaret, belki ticaret daha da fazla lazım olan bir ortamda ilginiz için tekrar bildiğiniz gibi şirketimiz 1982 yılından bu yana 37 yıla varan süreçten geçerek çok şükür yatırımlarına devam ederek ve gelişmesini, büyümesini sürdürerek personel sayısını, istihdama katkısını artırarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 82 yılında biz ilk başladığımızda yaklaşık 400 metrekare bir alanda faaliyet göstermeye başlamış iken bugün 16.000 metrekare kapalı alanı olan bir işletme haline geldik. Bu 16.000 metrekare alanın 12.000 metrekaresi şu an faal olarak çalışmakta. En son 4.000 metrekare kapalı alan olan yeri de geçen sene satın almış idik. Onun bakımını, tadilatını yaptık. Az önce sizlerle gezdik. Artık kısmet olursa oraya yatırım yaparak istihdama katkı sağlamaya devam etmek amacımız, hedefimiz ve düşüncemiz. Bu konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz müracaat geçtiğimiz Cuma günü 24 Ocak 2019 tarihinde
2019 6 sayılı bülten ile şirketimizin sermaye artırımı onaylandı ve 32 milyon 250 bin lira olan ödenmiş sermaye miktarının %100 oranında artırılarak halka arz edilmesi ya da şöyle söyleyeyim, elinde hissesi olanların 1 lira nominal bedelle satışa çıkartılan hisselerden elindeki hisse kadar alma şansı ya da hakkı verildi hissedarlara. Bu hakkaniyet kurallarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun istediği sermaye artırımı şekli. Biz de buna sürecinde tabii ki uyacağız. Bugün Ankara'dan evrakları aldık. 2-3 gün içerisinde ilan edildi. Bunun süreci 15 gün bir talep toplama ya da hak kullanma süresi var. Ondan sonra alan alır, alınmayan kalır. Kalanı isteyen alabilir ya da gücümüz nispetinde biz ortaklar olarak alırız. Ondan sonra da tamamlanan şekliyle sermaye artırımından sonra bizim tespit ettiğimiz değer ölçülerinde yatırımlarımıza aynı şekilde devam ederiz. Değerli arkadaşlar, biz 94 krizinden bu yana 2001-2008 şu an içinde bulunduğumuz ortam 2018'den beri devam eden yine bir şekilde bu da krizdir. Bütün bunlardan çok şükür biz büyüyerek ve yatırım yaparak çıktık. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda 2016 yılında yaptığımız yatırım 18.740.000, 2017'de 7.735.000, 2018'de 8.372.000. Yani 2016, 2017, 2018'de 34.850.000 lira yatırım yapmışız. Bu sabit yatırım. Yani alınan satılan mal değil. Bina ve makine sabit yatırım. Yani üretim amaçlı tamamen. Bunun dışında biz 2018 yılı içerisinde çok şükür %61 ciro artışı yakalamışız ve 88 milyon 9 bin lira hasılata ulaşmışız. Bu tabii bizim için onur verici bir olay. Artık 2019'daki hedefimizi şu an ve 2018'deki karlılığımızı süresi gelmeden Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni dahilinde sizlerle şu an paylaşabilmem mümkün değil. Onları süresi geldiğinde yetkili organları açıklama yapıp ondan sonra sizin bilginize bunlar arz edilecek, ama bütün her şey çok şükür bizim düşündüğümüzün de üstünde diyebilmekle yetinmek zorundayız. Biz üretimimizi bundan sonra daha ihracat odaklı yapmayı hedefliyoruz. Çünkü büyük hacim tutan teneke kutu ambalajı, metal ambalaj, içi boş ama kapladığı alan büyük olduğu için, büyük navlunlara tekabül ettiği için sonuçta ihracat tarafında sıkıntımız var. Bundan sonra daha küçük ve daha seri üretim yapmayı düşündüğümüz üretim çeşitliliğiyle ihracatı daha fazla artırmak düşüncesindeyiz. Benim size bilgi mahiyetinde vereceğim bunlar genel anlamda. Bir unutulan bir şey var mı Muammer? Yok.
Evet, soru varsa. Evet, sorular varsa tabii ki cevaplarız. Teşekkür ederim. Bir tane soru başlıyor müsaadenizle. Şimdi bizim 2018'de kiramız belli. Kiramız ne kadar? Onu şu an yasaklı dönem. Tamam, onu geçtik. Yok, biri açıklayınca otomatikman kendini açıklarız diye. Ondan dolayı sağlık. Yok, civarda şey yok ama şimdi spekülatif bir takım olaylara yol açabileceği için karın zamanında, kanuni süresinde açıklamasını satamaz. Bir de bizim özellikle bu metalikada sanayi sektörünün yerini mi? Biz şu an çok şükür Türkiye'de 6 firmadan biriyiz. 2019 yılında mı gördünüz yakın bir tane var? 2019 yılı içerisinde, şimdi 2019'da tamam biter bitmez bir şey diyemem ancak biz burada 15 ile 20 milyonluk yeni bir yatırım öngörüyoruz. Öz kaynaklardan düşünüyoruz. Zaten sermayeyi %100 arttırma görevimizin baş sebebi de o. Bu faiz yapısı içerisinde, bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak biraz sıkıntı. Bir de şey söyleyeyim ben, o yatırım alanının yine araç konusunda olacağını özellikle belirtirsek. Çünkü bazen soruyorlar, hangi alan yok ya resmen bizimle bildiğimiz için devamlı çeşitliliği veya türevleri üzerinde yatırım. Bu ihracatı ne kadar seviyeye düşünüyorsunuz? Valla bizim genelde %2-3 seviyelerinde ihracatımız ama biz bunu %10'u bulur geçersek kendimiz o konuda mutlu sayacağız. Günlük üretimimiz bizim şöyle söyleyeyim rakamsal olarak değil ama tonaj olarak söyleyeyim günlük 50 ton teneke levha üretip satıyoruz. Kapasitenin konusunda sipariş mi? Şimdi kapasite daha fazla yükselir. Nasıl yükselir? Vardiya sayısını arttırırsın ve kapasiteyi katlarsın. Ama burada hem bununla ilgili işletme sermayesi, bununla ilgili çalışan insan, iş gücü, bununla ilgili piyasanın şartları, şimdi malı vermek kolay, önemli olan parayı almak. Parayı alamadıktan sonra yapılan bütün her şey, insanın huzuru da gider, her şey gider. Personel sayınız ne kadar? 187 kişi. 50 bin kilo. 50 bin kilo. Hangi kilo verilmiş? Bulgaristan var, Yunanistan var, İsrail var, Makedonya var, Macaristan, dönem dönem Belçika. O da bizim ürettiğimiz kutu çeşitlerini talep eden ekstra firma. Genelde hangi sektörde? Hani bunların dışında bizim oradan yaptığımız ihracat bu. Bizden peynir alıp Amerika'ya kadar yollayanlar var. Yani içine peynir doldurup kutuyu. Ama biz orada ihracatçı konumunda değiliz, peynirci ihracatçı. Bizden alıp zeytini ve yağı, zeytinyağını, dünyanın çeşitli yerlerine yollayan Marmara Birliği'nden artık bir sürü şeylere kadar firmalar var. Onların yolladığı ambalajlar bizim ihracat rakamımızın dışında. Biz doğrudan kutu olarak, boş kutu olarak yolladığımız miktardan bahsediyorum. Ağırlık peynir üzerine oluyor. Peynir. Valla şimdi 3-4 sene öncesine kadar ağırlık bizim üretim hacmimizde peynir 1'di. Ama şimdi peynir 2, zeytin 1. Bir de başkanım ben şey soracağım. Özellikle bizim sektörde elektronik kalemlerimizi neler oluşturuyor? Bizim %65 teneke levha. Nasıl? Yok, bizim KDV ile ilgili sıkıntımız yok çünkü tüm alışlarımız %18, satışımız da %18. Onun için biz KDV ödeyen bir eve şabiyat var mı? Evet. Mensupları, hepiniz hoş geldiniz.
Bandırma'nın siyasi ortamının yoğun olduğu bir günde geldiğiniz için hepinize öncelikle teşekkür ederim. Tabii siyaset kadar ticaret, belki ticaret daha da fazla lazım olan bir ortamda ilginiz için tekrar bildiğiniz gibi şirketimiz 1982 yılından bu yana 37 yıla varan süreçten geçerek çok şükür yatırımlarına devam ederek ve gelişmesini, büyümesini sürdürerek personel sayısını, istihdama katkısını artırarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 82 yılında biz ilk başladığımızda yaklaşık 400 metrekare bir alanda faaliyet göstermeye başlamış iken bugün 16 bin metrekare kapalı alanı olan bir işletme haline geldik. Bu 16 bin metrekare alanın 12 bin metrekaresi şu an faal olarak çalışmakta. En son 4 bin metrekare kapalı alan olan yeri de geçen sene satın almış idik. Onun bakımını, tadilatını yaptık. Az önce sizlerle gezdik. Artık kısmet olursa oraya yatırım yaparak istihdama katkı sağlamaya devam etmek amacımız, hedefimiz ve düşüncemiz. Bu konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz müracaat geçtiğimiz Cuma günü 24 Ocak 2019 tarihinde 2019 6 sayılı bülten ile şirketimizin sermaye artırımı onaylandı ve 32 milyon 250 bin lira olan ödenmiş sermaye miktarının %100 oranında artırılarak halka arz edilmesi ya da şöyle söyleyeyim, elinde hissesi olanların 1 lira nominal bedelle satışa çıkartılan hisselerden elindeki hisse kadar alma şansı ya da hakkı verildi hissedarlara. Bu hakkaniyet kurallarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun istediği şekli. Biz de buna sürecinde tabii ki uyacağız. Bugün Ankara'dan evrakları aldık. 2-3 gün içerisinde ilan ediyoruz. Bunun süreci 15 gün bir talep toplama ya da hak kullanma süresi var. Ondan sonra alan alır, alınmayan kalır. Kalanı isteyen alabilir ya da gücümüz nispetinde biz ortaklar olarak alırız. Ondan sonra da tamamlanan şekliyle sermaye artırımından sonra bizim tespit ettiğimiz değer ölçülerinde yatırımlarımıza aynı şekilde devam ederiz. Değerli arkadaşlar, biz 94 krizinden bu yana 2001-2008 şu an içinde bulunduğumuz ortam 2018'den beri devam eden yine bir şekilde bu da krizdir. Bütün bunlardan çok şükür biz büyüyerek ve yatırım yaparak çıktık. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda 2016 yılında yaptığımız yatırım 18 milyon 740 bin, 2017'de 7 milyon 735 bin, 2018'de 8 milyon 372 bin. Yani 2016, 2017, 2018'de 34 milyon 850 bin lira yatırım yapmışız. Bu sabit yatırım. Yani alınan satılan mal değil. Bina ve makine sabit yatırım. Yani üretim amaçlı tamamen. Bunun dışında biz 2018 yılı içerisinde çok şükür %61 ciro artışı yakalamışız ve 88 milyon 9 bin lira hasılata ulaşmışız.
Bu tabii bizim için onur verici bir olay. Artık 2019'daki hedefimizi şu an ve 2018'deki karlılığımızı süresi gelmeden Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni dahilinde sizlerle şu an paylaşabilmem mümkün değil. Onları süresi geldiğinde yetkili organları açıklama yapıp ondan sonra sizin bilginize bunlar arz edilecek ama bütün her şey çok şükür bizim düşündüğümüzün de üstünde diyebilmekle yetinmek zorundayız. Biz üretimimizi bundan sonra daha ihracat odaklı yapmayı hedefliyoruz. Çünkü büyük hacim tutan teneke kutu ambalajı, metal ambalaj, içi boş ama kapladığı alan büyük olduğu için, büyük navlunlara tekabül ettiği için sonuçta ihracat tarafında sıkıntımız var. Bundan sonra daha küçük ve daha seri üretim yapmayı düşündüğümüz üretim çeşitliliğiyle ihracatı daha fazla arttırmak düşüncesindeyiz. Benim size bilgi mahiyetinde vereceğim bunlar genel anlamda. Bir unutulan bir şey var mı Muammer? Yok. Belki soru varsa. Evet, sorular varsa tabii ki cevaplarız. Teşekkür ederim. Bir birkaç soru başlıklar müsaadenizle. Şimdi bizim 2018'de kiramız belli. Kârımız ne kadar? Onu şu an yasaklı dönemde. Tabii, tamam, onu geçtik. Yok, biri açıklayınca otomatik kârımız açıklarız dedi. Ondan dolayı sorduk. Yok, acaba şey yok ama şimdi spekülatif bir takım olaylara yol açabileceği için kârın tamam. Zamanında, kanuni süresinde açıklamasını satamaz. Bir de bizim özellikle bu metal ambalaj sanayi sektörünün yerini mi? Biz şu an çok şükür Türkiye'de 6 firmadan biriyiz. 2019'dan gördüğünüz yakın bir tane olsun. 2019 yılı içerisinde, şimdi 2019'da tamamı biter bitmez bir şey diyemem ancak biz burada 15 ile 20 milyonluk yeni yatırım öngörüyoruz. Öz kaynaklardan düşünüyoruz. Zaten sermayeyi %100 arttırmak görevimizin baş sebebi de o. Bu faiz yapısı içerisinde, bu faiz oranlarıyla yatırım yapmak biraz sıkıntı. Bir de şey söyleyeyim ben, o yatırım alanının yine ambalaj konusunda olacağını özellikle belirtirsek. Çünkü bazen soruyorlar, hangi alan yok ya resmen bizimle bildiğimiz için devamlı çeşitliliği veya türevleri üzerinde yatırım. Bu yatırım yaptığınız ihracat yatırım üretmenizin içinizde kaçırdı. Bu ihracatı ne hangi seviyeye geçiyorsunuz? Valla bizim genelde %2-3 seviyelerinde ihracatımız ama biz bunu %10'u bulur geçersek kendimiz o konuda mutlu sayacağız. Günlük üretimimiz bizim şöyle söyleyeyim rakamsal olarak değil ama tonaj olarak söyleyeyim günlük 50 ton teneke levha üretip satıyoruz. Kapasiteniz bu kadar sipariş mi? Şimdi kapasite daha fazla bir şekilde nasıl yükselir? Vardiya sayısını arttırırsın ve kapasiteyi katlarsın. Ama burada hem bununla ilgili işletme sermayesi, bununla ilgili çalışan insan, iş gücü, bununla ilgili piyasanın şartları, şimdi malı vermek kolay, önemli olan parayı almak. Parayı alamadıktan sonra yapılan bütün her şey, insanın huzuru da gider, her şey gider. Personel ne kadar? 187 kişi. 50 bin ton gösterdi. 50 bin ton. 50 bin kilo. 50 bin kilo. Hangi kilo verildi? Bulgaristan var, Yunanistan var, İsrail var, Macaristan. Makedonya var, Macaristan,
dönem dönem Belçika. O da bizim ürettiğimiz kutu çeşitlerini talep eden ekstra firma. Genelde hangi sektörde? Hani bunların dışında bizim oradan yaptığımız ihracat bu. Bizden peynir alıp Amerika'ya kadar yollayanlar var. Yani içine peynir doldurup kutuyor. Ama biz orada ihracatçı konumda değiliz. Peynirci ihracatçı. Bizden alıp zeytini ve yağı, zeytinyağını dünyanın çeşitli yerlerine yollayan Marmara Birliği'nden artık bir sürü şeylere kadar firmalar var. Onların yolladığı ambalajlar bizim ihracat rakamımızın dışında. Biz doğrudan kutu olarak, boş kutu olarak yolladığımız miktardan bahsediyorum. Ağırlık peynir üzerine oluyor. Peynir. Valla şimdi 3-4 sene öncesine kadar ağırlık bizim üretim hacmimizde peynir 1'di. Ama şimdi peynir 2, zeytin 1. Bir de başkanım ben şey soracağım. Özellikle bizim sektörde elektronik kalemlerimizi neden oluşturuyor? Bizim %65 teneke levha. Nasıl? Kalem olarak mı? %18. Yok, bizim KDV ile ilgili sıkıntımız yok çünkü tüm alışlarımız %18, satışımız da %18. Evet. Onun için biz KDV ödeyen konumuz. Bir evde şaka yapar mı? Evet.